Cuma günü saatlerinde çalışmak günah mıdır? Cuma saatlerinde çalışmak binah. Şimdi o hep gündemimizde olan bir konudur. Cuma günü iki tane ezan okunur. Azıcık beni seyret ne olur. Seyrediyor mu hocam? Kız. Tövbe ya Rabbi. Cuma günü iki tane ezan okunur. Bir dış ezan okunur. Bir de caminin içinde iç ezan okunur. Esas ezan caminin içinde okunandır. Caminin dışında okunan ezan cemaat kalabalık olduğu için cemaate duyurulsun diye okundu. Ve öyle de geliyor. Esas ezan iç ezanıdır. İç ezanı okunduğunda İmam Efendi hutbe okur. İç ezanın okunmasıyla farzın bitişi arasında azami hocaya göre değişir o. 10-12 dakikalık bir zaman vardır orada. O 12 hadi 15 de ona. O 15 dakikalık zaman içerisinde Müslümanın mutlaka işini gücünü bırakıp camiye cumaya gelmesi gerekir. Allah öyle diyor. Cuma için ezan okunduğunda çağrıldığınızda hemen koşun cumaya diyor. Ancak bizim esnaflarımızın çoğunluğu demeyelim ama birçoğu cuma saatinde lokantası, cuma saatinde büfesi, cuma saatinde bakkalı, efendim herkes cuma saatinde istirahat verildiği için efendim alışveriş yapacağından dolayı gitmezler cumaya. Dolayısıyla onun hemen arkasından da bir söz var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin: 3 cuma üst üste mazeretsiz olarak cumaya gitmeyenin kalbi mühürlenir diye de bir hadis var. Ha bu ne demektir? Mazeret ne? Mazeret büfeye alışverişe geliyor adamlar. Ben kapatıp gidebilir miyim canım? Ha Allah gel diyor. Sen diyorsun ki ya Rabbi kusura bakma. Millet gelecek şimdi alışveriş yapacağım. Ben akşam eve ekmek götüreceğim. Ekmek götüreceğim için ben çalışmaya devam edeceğim. Senin namazı kılanların kılsın. Cuma saatinde bu 10 dakikalık 15 dakikalık zaman içerisinde efendim cumaya gitmemek, mazeretsiz olarak, keyfi olarak cumaya gitmemek dinen haramdır. O saatte kazanılan para da dinen doğru bir para değil. Ama sizin dükkanınızda, sizin bakkalınızda, sizin manavınızda cumaya gitmeye zorunluluğu olmayanlar varsa onları mesela bakkala hanımı bırakıp gidebilirsiniz. Bakkala kızınızı bırakıp gidebilirsiniz. Bülü uçağına ermemiş oğlunuzu bırakıp gidebilirsiniz. O müstesna. Peki diğer sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Cuma günü ölenler iyi insanlar mı oluyor? Tatlım benim. Allah Teala insanlara bir... Seni beklemeden hemen başlıyorum ben. Başlayayım hocam. Ne tatlı soru. Cuma günü ölenler iyi insanlar mı? Öyle dediler çünkü bize. Öyle mi? Tabii canım öyle diyorlardı. Ha öyle şimdi, midir yani? Öyle de değil. Öyle de değil. Niye? Yani sen cuma günü öldün. İyi insan. Serhoş cuma günü öldü. İyi insan mı? Hırsız cuma günü öldü. İyi insan mı? Katil cuma günü öldü. İyi insan mı? Ha. Allah Teala'nın verdiği bir ömür vardır. O ömür hangi saatte biterse kızım o saatte ruhunu teslim eder. O saatte. Onun için de cuma günü iyi bir gündür. O günde ölenler makbul insandır dersek o zaman adaletsizlik yapmış oluruz, haksızlık yapmış oluruz. Evet. Peki, diğer sorumuza geçelim mi hemen? Yusuf Kavaklı hocam sizi dinliyor. Namaz kılarken insanların önünden geçilirse namazın kabul olunmayacağı, hatta insanlar uyarılıyorlar bu konularda önünden geçilince. Hani böyle bir şey var mı yok mu? Şimdi deprem... Bu konuda özellikle hocam özel günlerde, kandillerde mesela. Deprem dedeyi hatırladım. Allah gani gani rahmet etsin. Bir deprem Amin. Dedemiz vardı ya. Şeye gittik. Ahmet Mete Işıkara. Ahmet Mete Işıkara hoca. Allah gani gani rahmet etsin. Onun meşhur bir torbası vardı. Her şey o torbanın içerisindeydi. Dolmabahçe Camii'ne gittik. Diyanet İşleri Başkanı gelmişti. Ben o zaman İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Biz Cuma'dan hemen sonra da bir toplantıya yetişeceğiz. Alelacele çıkıyoruz. Depremde de hemen çantasını aldı. Sünnete duracak. Önüne koydu onu. Sünnete durdu. Devam etti namazına. Gelenler onun arkasından geçti. Şimdi kitaplarımız diyor ki önünüzden geçecek olanlara mani olmak için bir sütre edinin. Önünüze bir şey koyun. Mesela cep telefonunu koy. Her şey olur mu canım? Tesbihini koy, cep telefonunu koy, mendilini koy. Ayakkabın yanı başındaysa, ayakkabın poşet içinde nasılsa onu koy. Hiçbir şey bulamadım. Benim çantanı gibi ceketini koy. Ceketini çıkar, ceketini koy. Kalemini çıkar, kalemini koy. Ha hiçbir şey koymadın ama oradan da geçmek zorundayım. Şimdi bizim öyle şeylerimiz, Müslümanlarımız var ki adam son sünneti kılacak değil mi? Hemen ulu orta durur. Yahu buradan bir dünya insan geçiyor. Allah'tan kork. Şöyle bir kenara dur yahu.
Şimdi Şafiiler de camiye girer girmez iki rekat namaz kılmakta. Ayetül mescid kılma mecburiyetleri vardır. Hoca camide vaaz ediyor. Gelir tam kürsünün önünde durur iki rekat namaz. Senin bütün kafandaki şeyler allak bullak olur. Onun için umuru hariciye diyoruz ya. Allah kanı kanı, Allah uzun ömür versin. Bizim Selahattin Kaya vardı, eski İstanbul müftümüz, ellerinden öpüyorum. Ömrünü uzattınız. Ahlak timsali bir insandır o. Ahlak timsali. Selam ve sevgilerimizi efendim, gönderelim. Allah uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin hocama. Efendim, ehli kıblenin umuru hariciyesi zayıf olur derdi. Umuru hariciye ne diyor? Sosyal münasebet. Hı hı. Sosyal. Onun için de kitaplarımız der ki, önünden geçecek olana şöyle elini uzatabilirsin. Evet. Namazdayken. Yani bozulmaz namazın. Aslında hocam yani ibadet için her türlü kolaylık gösterilmiş. Var tabii canım da. Sevgili peygamberimizin söylediği gibi yani İslam dini kolaylık dini. Dini zorlaştırmayın. Kolaylaştırın. Bilirsen zorlaştırmazsın. Bilmezsen zorlaştırırsın. Evet. Hemen kadınlar neden cuma namazına gitmiyor? Yani bunu çok merak ediyorum gerçekten. Kur'an-ı Kerim'deki cuma ile ilgili olan ayette Cenab-ı Hak efendim kadınların cumaya gitmemelerinin daha uygun olduğu kanaatinde bütün müfessirlerimiz, hı hı, bütün tefsircilerimiz o ayeti izah ederken kadınların cumaya gitmeyebileceklerini, şayet gidip cumayı kılacak olurlarsa o günkü öğle namazını kılmamaları gerektiğini, öğle namazından muaf olduklarını haber veriyor. Hı hı. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimize bakın. Mesela şimdi ben kara kara düşünüyorum. Eğer yağmur yağarsa şimdi Fulya Camii'nde nerede namaz kılacağız? Çünkü yağmur yağınca cemaat sığmıyor. Sığmayınca şimdi bir de kadınlar gelirse, biz kadınları gale almadık kızım. Gale alma. Arabistan'a git kızım. Oraları bir gör kızım. Arabistan'da kadın yok. Hani bir kitap var. Onun ismini anmak istemiyorum onun yazarının da. Adı yok diyor. Kadının adı yok diyor ya. Kadın yok kızım orada. İslam aleminin göbeği Mekke. Göbeği Medine. Orada kadın yok be kızım. Bizde de aynı değil mi be kızım? Bizde de bir kısım yörelerimizde aynı değil mi be kızım? Aynı ha. Onun için de biz kadınlara değer vermemişiz. Şimdi değer vermeye başlamışız. Ona da çok fazla değer verdiğimiz için onun da bir kısmı sapıtmış, almış, götürmüş. Öyle gitmiş filan. Demeyin hocam öyle. Dedim işte niye ne varmış demeyecek miyim? Deme hocam bunu sen de dersen. Ben aha yani kötülük yapanı yapıyor demeyecek miyim ben? Hayır hayır yani? Hocam onu deme. Kadınlara işte bir şey vermişiz de. Ya bir. Hocam buradan sizin gerçekten yani bir din alimi olarak şunu söylemeniz gerekiyor. Buradan bütün erkeklere. Bakın bu ülkede çok ciddi bir şekilde kadına şiddet var. Bu ülkede gerçekten kadın. Deminden beri konuştuğumuz ne? Onun altını çizin. Hani işte birilerine de verdik de onlar da yani şımarlıklı olmasın. Verileni istismar etme onu demek istiyorum ben. Yoksa ben verildiğinden şikayetçi değilim be kızım. O istismar eden yine ne oluyor? Ama işte oradaki istismar edene de mani olmak durumunda. Derdim o benim yoksa ben verilmiş verilmemiş falan o değil. Onun için de biz değer vermemişiz. Değer vermediğimiz için camilerde de yer ayırmamışız. Ve cami tuvaletleri var. Peki gidebilir mi? Cami tuvaletleri var. Cami tuvaletlerinde sadece erkeklerin gidecekleri tuvalet vardı. Şimdi yeni yeni kadınların da gidip abdest alacakları yerler yapıldı büyük camilerimize. Peki. Ha gidebilir mi? Gitmek mecburiyetinde değildir. Ama gidebilir ise o günün öğle namazından muaftır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazında hanımların mescide çıktığını, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinledikleri rivayeti vardır kızım. Kadınlar gitseler, vaazı dinleseler, hutbeyi dinleseler, hemhal olsalar, beraber dua yapsalar kötü mü? Ama değer vermemişiz be kızım. Yer ayırmamışız be Peki, kızım. Peki geçiyoruz hemen Allah diğer haberimize. Allah. Diğer sorumuza daha doğrusu. Eşim 3 kere cumaya gitmezse nikahımız düşer mi? Şeybe gözünüz kör olmasın sizin. Nikah düşer mi? Yani anasına babasına sövüyor, ağzına yüzüne sövüyor. Haşa Allah'a peygambere sövüyor, nikah düşmüyor. Cuma günü cumaya gitmemenin günahı ayrıdır. Nikahın düşmesi meselesi ayrıdır. 3 cuma gitmedi diye hiç kimsenin nikahı düşmez. Müsterih olun ama 3 cuma da üst üste gitmemezlik yapmayın. Allah'tan korkun, yarın upuzun uzatacaklar sizi. Upuzun.
İşte o upuzun camiye gelmeden önce dik olarak camiye gelin. Öyle değil mi? Öyle. He.